Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. Full yayınlarına devam ediyoruz. Eşlik benzerlik testlerinin sonuncusundayız. 8 numaralı testi çözeceğiz. Hemen ilk sorusunu alıyorum ve başlıyorum çözmeye dostlarım. Şöyle odaklanmasını falan da bir ayarlayalım. Biraz daha yakınlaştırdım. Evet, ilk sorumuza bakıyoruz. Ne demiş bir görelim. Diyor ki ABC bir üçgen, pekala. 6'yı vermiş, 8'i vermiş, 6, 8, 10 üçgeni olduğunu hemen gördük biz buranın dostlar. Şuraya hemen bir 10 diyelim. Başka, şöyle odaklanmasını bir daha güzel ayarlayayım. İkiz kenar bir üçgen var ki ikiz kenar görünce geometrinin birinci farzı ne diyordu? Tabanına diklik indir. Onu bir kere kesin yapacağız. O zaman hiç düşünmeden şuradan bir dikliğimizi direkt indirelim arkadaşlarım. Burayı ikiye böleceğini, kayı kuralı yapacağımızı biliyoruz artık. Hatta bakın şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer. Nereden anladın öğretmenim? Hem birer açıları dik açı hem de şu açıları alfa alfa. Ortak açıları var. Şuraya beta diyelim. Şurası da beta olsun. Ve bakın bunun 90'ın karşısı 5. Bunun 90'ının karşısı 10. Hatta bu bunun 2 katıymış dostum. O halde bunun betasının karşısı 8 ise bunun betasının karşısı 4. O zaman şurası da 4. Hatta 3, 4, 5'ten şuranın da 3 olduğunu söylemiş olalım. Neyi soruyor bize? AD x uzunluğunu soruyor dostum. Bakalım başka neler yapabiliriz? Şimdi bir de büyük dik üçgeni işin içine katalım. Şu A, B, C'yi de işin içine katalım. Şuranın da çünkü alfa olduğunu biliyorum ben. Şu açının da beta olduğunu biliyorum. Bakın burada 90'ın karşısında 5 var. Bölü büyük dik üçgende 90'ın karşısına 10, 8 daha 18 var dostum 90'ın karşısında. Küçük üçgende alfa 90, şuraya da betayı da yazayım da. Küçük üçgende betanın karşısına 4 düşmüş. Büyük üçgende betanın karşısına x artı 5 düşmüş dostlar. Buradan da x'i bulalım hemen. 4 ile 18'in çarpımı 72 yaptı. Şurayı çarpalım. 5x artı 25 yaptı. 72'den 25'i çıkartıyorum hemen şurada kenarda. 72'den 25 çıkarsa 12'den 5 çıktı 7. 6'dan 2 çıktı. 47 kaldı. 47 eşittir 5x. X eşittir 47 bölü 5 geldi dostlarım. Güzel soruymuş. Ama taktik bilen herkes için aşırı kolay soru oldu. Ne dedik şimdi burada? Hangi taktikleri kullandık? Bir kere bir, geometrinin birinci farzını kullandık. Yani ikizkenar görünce tabana dikindir. İki ne diyordu geometrimizde de? Benzerlikte bir taktik vardı. Demiştik ki bir soruda iki veya daha fazla dik açı varsa alfa, beta, 90 benzerliği yapacaksın. Bunu da yapınca bir de baktık ki kendiliğinden çıktı soru. Evet, geldim iki numaraya. Yine eşit açılarımız var dostlar. Hemen şuna alfa dersek şu dış açısı bizi ilgilendiriyor daha çok. Şuraya B diyelim. O zaman bunun da dış açısı B olacak. Şuraya C diyelim. B, C. Şu açıya A diyorum. B, C. Bu açıya da yine A dedim dostlar. Hatta bu şekil size tanıdık gelmiş olması lazım. Bunu benzerliği anlatırken de söyledik arkadaşlarım. Genelde hep şu iki küçük üçgen benzer çıkar ama buradan soru çözülmez. Şu ikisinden bununla diğerini de şöyle göstereyim, biraz kalınlaştırayım. Şunun benzerliğinden soru çözülür dedik. Hadi yapalım. Taradığım üçgende A'nın karşısına 2 düştü. Diğer kalınlaştırdığım üçgende A'nın karşısına 4 düştü. 2 bölü 4 eşittir. Şimdi B'lerin karşısına geçelim. Taradığım üçgende B'nin karşısına 7 düştü. Diğer kalınlaştırdığım üçgende B'nin karşısına x artı 2 düştü. Hemen matematiğin bana sağladığı kolaylığı yapıyorum. Bu kesir 2 katına çıkmış yukarıdan aşağı. Bu da 2 katına çıkacak diyorum. İç içler dışlar çarpımıyla uğraşmıyorum. O halde x artı 2'yi 14 buldum dostlar. X eşittir 12. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 3 numara. Yine üniversite sınavında çokça sorulmuş bir üçgenin içinde paralel kenar var arkadaşlarım. Eşkenar dörtgen oluyor, kare oluyor, dikdörtgen oluyor. Bu sorulardan çokça sorulmuş üniversite sınavında. Şimdi buradaki şeklimizde kareymiş bu. O halde her bir kenarına şunların
XX diyelim biz. Şöyle XX olduklarını söyleyelim. Bizden de BC'yi istiyor. Şuranın 90 derece olduğunu kareden dolayı biliyoruz. Demek ki ben X'i bulup bir de büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapıp BC'yi bulacağım. Şimdi öncelikle işimiz X'i bulmak. Bunu da bulmanın 2-3 yolu var arkadaşlarım. Birisi şu mesela, hemen aklıma ilk gelen. Şurada bakın, bir dik üçgen burada var. Bir dik üçgen burada var. Bu iki dik üçgenin benzerliğinden bulabilirim X'i. Bu bir. Ya da kardeşim, şunun şuna paralel olmasından da bulabilirsin X'i. Yani şöyle, 18 bölü tamamı 18 bölü 18 artı X eşittir X bölü 8 artı X de diyebilirsin. X bölü 8 artı X de diyebilirsiniz dostlar, ki buradan da bulabilirsin. Ya da ilk dediğim gibi, onu da göstereyim. Alfa 90, beta yapalım. Şurası 90 olduğu için buraya da alfa, buraya da beta diyelim. Bakın, burada betanın karşısı X. Burada betanın karşısı 18. Alfanın karşısı 8. Burada alfanın karşısı X. Bu daha kolaymış. Hemen içler dışlarımı yaptım. 8 ile 18'in çarpımı 144 eşittir X kare. X'i buldum, 12. Demek ki buralar 12, 12. Şimdi gelelim büyük dik üçgene. Şurası toplamda ne oldu? 20. Şurası toplamda ne oldu? 30. 20, 30... Bir şey üçgeni var arkadaşlarım. Tabii bu özel bir üçgen değil. Mecbur Pisagor bağıntısı yapacağım. Ama Pisagor bağıntısını da hemen öyle 20 ile 30 ile yapmayacağım dostlar. Şimdi 20, 30 bir şey üçgeni var. Hemen bakın, ikisi de 10'a bölünüyor. 10'a böl 2, 10'a böl 3, 10'a böl x bölü 10. Şimdi şuradan Pisagor yaparsak 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, topladım 13, kök 13 yaptı. Demek ki şurası kök 13. 10'a bölünce kök 13. Demek ki x ne çıkacak? 10 kök 13 çıkacak. Üçüncü sorumun cevabı Adana. Böyle büyük sayılar olduğu zaman önce sadeleştiriyoruz Pisagor'umuzda. Ondan sonra tekrar kaça böldüysek onunla çarpıyoruz. Geldik bu soruya, bakalım ne diyor. 8 var, 5 var. Yukarıdaki verilenlere göre DCX nedir? Hemen şu eşit açılara AA diyelim biz dostlar. AA. Şuradan da bir diklik indirsem ben dostum. Bir diklik buradan inse. Bak, burada da bir dik üçgen çıktı. A 90, şuradakinin tamamına, biz şu açının tamamına B diyelim. Peki şuna da bakalım. A 90, o halde şurası da B oldu. B 90, şuradaki açımız da A oldu. Ve bakın, şu üçgenle şu büyük ABE üçgeni birbirine benzer paralellikten dolayı. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bunun A'sının karşısı 8, B'sinin karşısı 12. Yani 8'e 12 oranı var. Hatta 4'e bölelim, 2'ye 3 oranı var arkadaşlar. O halde bunun da A'sının karşısı 2K, B'sinin karşısı 3K olacak diyebilirsiniz. Çünkü dik kenarları arasında 2K'ya 3K oranı var. 8'e 12'den bulduk bunu da. Peki devam edelim. Bakın şuradaki, şöyle bir kırmızılaştırayım ben o dik üçgeni. Şurada bir şöyle bir küçük AB 90 dik üçgeni var. Bir de şu dik üçgen var arkadaşlar. Bakın bu da AB 90 gobeller. Hadi bunu da benzerleyelim o halde biz. Burada A'nın karşısı 2K. Burada A'nın karşısı büyük de 3K. Devam. Küçük de B'nin karşısı 3K. Büyük de B'nin karşısı 2K artı 5. Bak, buradan da K'yı çok rahat buluyorum hemen. Şu K'ları sadeleştirelim. Bununla çarparsam 9K eşittir. Burayı çarparsak 4K artı 10. 4, 5K eşittir 10 olur. K eşittir 2 geldi. Demek ki şurası 4, şurası 6. Benden de şu büyük dik üçgende hipotenüsü istiyordu ki 6 var, 9 var. Hemen Pisagor'u şöyle göstereyim. Şurası gözüküyor mu? Evet. 6 var, 9 var, bir de x var. İster 6 ile 9 ile Pisagor yap, İstersen bunları sadeleştir. Bak, 3'e böl 2, 3'e böl 3, 3'e böl x bölü 3 de. Şimdi Pisagor yap. 4, 9 daha kök 13'müş ama 3'e bölününce. Ben de 3 ile çarpıyorum. 3 kök 13 çıktı. 4. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor? Şöyle bir gösterelim. Dik üçgensel bölge biçimindeki şekil 1'deki kağıdın içinden kenarların orta noktasından ikişer birim uzaklıkta kenarlara paralel doğrular boyunca şekildeki gibi
kesilerek bir parça çıkarılıyor. İçerisinden çıkarılan şekil 2'deki kağıdın kenar uzunlukları 4 ve 8. Tamam, demek ki şurası 4 birim, şurası 8 birim. Bunu bir yazalım. Buna göre başlangıçtaki kağıdın hipotenüs uzunluğu bize de şurayı soruyor arkadaşlar, nedir diye. Bu kısmı sormuş. Burayı bulacağız şimdi. Tamam, şekli biraz daha şöyle aşağıya alalım. Şimdi bakın, madem ki böyle kenarlarına paralel mi kesilmişti? Evet, kenarlara paralel kesildiyse ben şu açıya A dersem yöndeşlikten bu da A. Şuna B dersek yöndeşlikten bu da B. Ve burada AB 90 benzerliğimiz var. Büyükte de AB 90 var. Ve dik kenarlara bakın, 4'e 8. A'nın karşısı 4, B'nin karşısı 8. Demek ki bütün kenarlar için bu geçerli olacak. Yani büyük dik üçgende de A'nın karşısına ben mesela 2K dersem, B'nin karşısı, ya da K diyelim A'nın karşısına, B'nin karşısı 2K olacak. Çünkü 4'e 8 2 katı muhabbeti var. K dersem 2K olacak B'lerin karşısı. Şimdi şu ikileri de bir kullanalım dostlar. Şuradan bir şöyle, bir de şuradan bir diklik çizelim biz. Bu da 2 birimmiş, bu da 2 birimmiş. Hatta şurayı da çizelim. Bu da 2 birim. Şurayı çizelim. Bu da 2 birim olsun. Şu paraleli şöyle bir uzatalım. Bakın burası A derece ise, şimdi şekil biraz küçük. Burası da A derece. Dostlar bakın, burada da A 90 B üçgeni çıktı. Bu da yine aynı muhabbeti sağlayacak değil mi? Hangi muhabbeti? AB 90 üçgeninin bu sorudaki muhabbetini, A'nın karşısı kaçsa B'nin karşısı 2 katı. Bak burada A'nın karşısı 2 ise B'nin karşısı şurası 4. Hatta hipotenüs ne çıkıyor burada? 2 kök 5. Ve şu uzunluk toplamda ne oldu bakın? 2 artı 2 kök 5 çıktı arkadaşlarım. 2 artı 2 kök 5 geldi. Şimdi şöyle bildiklerimin hepsini yazıyorum. Şurada da 2'leri döşedim. Şu arası 4'müş. Buraya da 4 yazalım. Şimdi bir de şuradan A, B 90 benzerliği yapalım. Bakın bunun B'sinin karşısı 2 artı 2 kök 5. Peki B'lerin karşısındaki neyse, A'nın karşısı ne oluyordu? Yarısı. O halde buradaki A'nın karşısı ne olacak? Şu kısım 2 artı 2 kök 5'in yarısı. Yani 1 artı kök 5 gelecek arkadaşlarım. Ve toplam buradaki K dediğimiz uzunluk ne çıktı arkadaşlar? K dediğimiz şey 6, 7 artı, bakın K'nın karşılığına 7 artı kök 5 geldi. Peki bizden hipotenüs istiyordu. Burası K, burası 2K ise burası hep ne oluyordu? Küçüğünün kök 5 katı. K kök 5, bunu dik üçgende defalarca söyledik biliyorsunuz. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıydı. Bize de neyi soruyor? K'nın kök 5 katını, yani şunun kök 5 katını alın diyor. Kök 5 ile çarparsak 7 kök 5 gelir. Artı kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5 gelir. Demek ki hipotenüs 7 kök 5 artı 5 gelecek. Yani cevabım Edirne'den geldi arkadaşlar. Evet. İlk 5 soruyu gömdük. Şimdi 6. soruyla devam edelim. Bu arada az önceki soru da güzel bir soruydu arkadaşlarım. Bu teste biraz özenmiş hocalarım. Biraz böyle zor sorular sormuşlar. İyi. Bakalım 6. soru nasıl? Ne diyor şimdi? 24 HC 12 santim ABC üçgeni DE boyunca katlandı. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk biz? AD katlanmış, DB olmuş. O halde AD DB'ye eşit. Şurası kat çizgisi hep açıortay oluyordu. Demek ki burada bir kayı kuralı var. İşte dik olacak orası. İkizkenar oldu bu adam arkadaşlarım. Şu parça şuradaki parçaya eşit geldi falan filan. Bu da büyük de bakın kayı kuralını sağlıyor. 24 12 12 diye bölmüş burayı. Demek ki bu da baştan beri açıortaymış. Şurası da açıortay. Bunu da gösterelim. Bu da ikizkenar hatta. 12 24 küçüğünün kök 5 katı 12 kök 5. Şuralara 6 kök 5 6 kök 5 diyelim. Şurası toplamda 12 kök 5 olacak. Onu bir yazalım. 12 kök 5 de burası. Bildiğimiz şeyleri yazıyoruz şimdi arkadaşlar. Başka ne biliyoruz? Başka da şu anda gördüğüm kadarıyla çok da bir şey bilmiyoruz. Hadi şimdi diklikler var. A, A, B, B diyelim. Şu eşit açılara A, A dersek. Şuraya da B diyelim. Şuranın da tamamı B olacak. A, B, 90. A, 90. Şurası da B oldu. Tamam, bunu da yazdım. Başka da bir şey yok. Şimdi bu A, B, 90'ın özelliği ne?
A'nın karşısı 12, B'nin karşısı şuranın toplamı 24 demiş arkadaşlar. 12'ye 24. Yani bu dik üçgendeki, bu sorudaki dik üçgenlerimizin AB 90'ların özelliği şu. A'nın karşısında ne yazıyorsa B'nin karşısında yarısı yazacak. Burada da öyle yapalım bakın. Şurada B'nin karşısında 6 kök 5 varsa A'nın karşısında yarısı yazacak. O zaman 3 kök 5 olacak burası. Bunu da yerleştirdik. Hatta şurada bakın hemen bir açıortay teoremi. Oho, soruya bak be. Vay be. Açıortay teoremi bile çıktı işin içine bakın. Açıortay ne diyordu? Kolumun ayağıma oranı 6 kök 5'e 3 kök 5. Yarıya düşmüş. O zaman bu kol 2K, bu ayak K olacak. Aynı muhabbet buradaki kol ayak arasında da olacak. Bu da bir dik üçgen. Bir de Pisagor yapalım. K'yı bulalım. Hatta Pisagor'la uğraşmayalım. 6 kök 5 ya. 6, 8, 10 üçgeni mi acaba diye bakayım. Buranın 8 kök 5 olması lazım. O zaman K'ya 5 kök 5 diyelim biz bir. 5 kök 5 ise burası da evet 10 kök 5 oluyor. Yani 6, 8, 10'u sağlıyor. Pisagor'dan kurtulduk Allah'tan, fark ettik hemen. Şuraya da 2 kök 5 kaldı. Evet. Şimdi buraya kadar geldik dostlar. Bizden de x'i istiyor. Şuradan inen dikliği istiyor. Bunu da bulabilmek için hemen şuradan da bir diklik indirelim biz aşağıya. Bir diklik de buradan inmiş olsun. Dostum bak şurada yine B vardı. Burası da A. AB 90 ise burası arkadaşlar ne demiştik? A'nın karşısındaki B'nin karşısındakinin yarısı olacak. Demek ki B'nin karşısında 4, A'nın karşısında da 2 olacak ki neden böyle? Çünkü 2, 4, 2 kök 5'i de bu şekilde sağlayacak değil mi dostlarım? 3'e 6 da diyebilirsin ama o zaman 3 kök 5 olmalıydı burası. 2'yi bulduk. Peki şuraya da 10 diyelim. Oh soruya bak. Şimdi son darbeyi vuruyorum arkadaşlar. Bayağı uğraştık bu soruyla da. Güzel bir soruymuş. Şurada klasik benzerliğimi yapacağım. Hadi gelin birlikte yapalım. 12 bölü 22. Şuraya yazıyorum. 12 bölü 22 eşittir. X bölü 4. Of soruya bak ya. Hadi biraz sadeleştirelim. 2'ye bölelim 6, 2'ye bölelim 11. İçlerimi çarpalım. 24 eşittir 11x. 24 bölü 11 geldi. Sorunun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Arkadaşlar böyle de bir soru sorulursa inanın bana üniversite sınavında birçok insan dökülür. Şimdi ben direkt ilk gördüğüm yöntemlerle hemen hemen yapmaya çalıştım. Belki biraz düşünseydik ya da soruyu önceden bir çözmeye fırsatım olsaydı belki daha kısa bir yolu da vardır. Bilmiyorum. Varsa da siz yazın yorumlar kısmına arkadaşlar. Ben şöyle daha bir kısa yol buldum, şunu yaptım diye. Ben şimdi ilk bakışta bunları gördüm. Böyle başlamışken de biraz gittik dolandık. Bayağı bir şeyler yaptık ama sonuçta bulduk soruyu. Evet 7 numaradayız arkadaşlar. Bakalım ne diyor 7 numara. Semih, bilardo topunun tam ortasına vurunca top şekil 1'de görüldüğü gibi masanın kenarına gelme açısıyla sekmektedir. Tamam, bu aynı fizikteki gibi gelen açı giden açıya eşit muhabbet ediyor. Onu kullanırız arkadaşlarım. Şuraya bakalım biz. Şimdi Semih kısa kenarı 24 birim. Kısa kenarı 24 birimmiş. Demek ki şurası 24, burası 24. Uzun kenarı da 48 birimmiş. Demek ki şu tamamı 48 arkadaşlarım. 48, hatta toplar tam ortada mı? Mesela merkeze, topa yeteri kadar hızlı şekilde de 3 nolu topa deliğe 8 birim uzaklıktaki, burası 8 birimmiş şurası. Şu toplar tam ortadaysa 24, 24 de burası olur. Hatta şurası da 24 olur arkadaşlarım. Şuraya da tam A noktası ortada ya arkadaşlar. 16 birim de buraya kalır. Peki masanın merkezindeymiş topta. Şuraya dik uzaklığıyla, şuraya dik uzaklığı eşit. Tam ortadaysa dostum burası 12 birim. Burası da 12 birim olur. Hatta burada 12, 16, 20 üçgeni çıktı. Top buraya A açısıyla düştüyse giderken de bir A açısıyla gidecek. Şöyle A diyelim. Burası 90. AB 90 yapalım. Şuraya da B diyelim. Yukarıda verilenlere göre top kaç numaralı deliğe düşer? Şimdi muhtemelen şöyle bir devam edecek bu topumuz. O da 5 numaraya girecek gibi gözüküyor. Ya da buradan vurup 1 numaraya girecekmiş gibi de durabiliyor arkadaşlarım. Bakalım ya 1 ya 5 yani şu anda seçeneklerimiz. Önce şu benzerlikleri yapalım. Bakın burada AB 90 var. Burada da AB 90 var. B'nin karşısı 16, B'nin karşısı 8. Demek ki bu yarısı. Yani A'nın karşısı 12 ise burada A'nın karşısına 6 kalacak. 90 karşısı 20 ise burada da 10 kalacak. 6, 8, 10 zaten. 24 olması için şuraya 18 kaldı.
Şöyle devam ediyor ki bu adam da B açısıyla geldiyse B açısıyla da gidecek. Bunu unutmayın. Hangi açıyla geldiyse o açıyla gidiyor. Yani şu aranın 90 olduğunu zannetmeyin sakın. Peki B var. Bu gittiği yerde de şurada bir A açısı oluşturacak değil mi dostum? Peki yine AB 90. Hadi yine benzerlik yapalım. Burada A'nın karşısında 12 var. Şurada 12. Şununla yapıyorum arkadaşlar. Şununla şuradaki dik üçgeni benzerliyorum. Burada A'nın karşısında 18 var. Eşittir. B'nin karşısında 16 var. Burada B'nin karşısında bakalım kaç olacak? Hemen cevap buradan gelecek bence. 6'ya böl 2, 6'ya böl 3, 2'ye böl 2'ye böl 8, 3 kere 8 24. Demek ki şuradan geldiği zaman tam 5 numaraya girmeli ki arkadaşlarım 24'lük bir kenar bırakacakmış B'nin karşısına. O yüzden tam 5 numaradan düşer diyoruz topumuz. Bu güzel kolay bir soruydu arkadaşlarım. Şimdi 8 numaraya gelelim bakalım bu ne diyor. Ağırlık merkezi G noktası olan ABC üçgeni şeklindeki kağıt kenarlara paralel biçimde EG ve DG doğruları boyunca bir de öğrenmesini konuşabilsem. GDE üçgenine eş, BKM O. Bak bunların ikisi eşmiş birbirine. Hatta şöyle yapalım mı şimdi? A diyelim. Bu da A olsun. Madem ki eş, buna da A diyelim. B diyelim. Bu da B olsun. Madem ki eş, bu da B. Hatta şuna da C diyelim. Bu da C. Bunlar eşmiş. O halde burası da 2. Burası da 3. Burası da 4 olur. Yani KM'yi 4 bulduk. Şurada da hemen yerine yazdım ben. 3, 4, 2'yi söylemiş. Oluşan son şekildeki en uzun kenar, yani şu alttaki şekildeki en uzun kenar hangisidir diye bir soru sormuş. Zaten MC gibi gözüküyor ama bir bakalım. Biz bulalım yine de neler olduğunu bulalım bakalım arkadaşlar. Şimdi benzerlik yapacağız tabii ki. A, B, C benzerliklerimiz var. Burada A'nın karşısında 2, B'nin karşısında 3 varsa büyükte de A'nın karşısında 2K, B'nin karşısında 3K, C'nin karşısında da 4K olacak. Bunları bir bilelim. Burada G noktası ağırlık merkezi demiş miydi? Ağırlık merkezi demiş. O zaman tamam, işimiz daha da kolay oldu şimdi arkadaşlar. Ağırlık merkezinden çizilen paraleli hatırlayın. Şöyle tam ağırlık merkezinden bir paralel doğru çizilirse ne oluyordu arkadaşlarım? Bu paralelin özelliği neydi? Hatırlayın bunu hemen. Paralel doğru yan tarafları 1'e 2 oranında böler. Yani şurası işte M ise şurası kesinlikle 2M olur. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Şu da paralelmiş arkadaşlarım. Yine şurası M ise burası 2M olacak. Demek ki M, M, M diye böldü burayı. Yani M 4 çıktı. O zaman şuranın tamamı ne çıktı dostlarım? M 4 ise 3 tane 4, 12 geldi. Yani 4K 12. K o zaman 3, 2K 6 geldi. 2 idi buraya 4 kaldı. K kaç bulduk? 3. 3K 9 oldu buraya 6 kaldı. Sanırım bütün şeklin üstündekileri bulduk. Şimdi bunları burada da yazalım. Şurayı 4 bulduk. Dostlar şurayı 4 bulduk. Başka burayı 3, burayı 2 vermiş. Burayı 4 bulduk. Burayı da 6 bulduk ki evet MC'ymiş en uzun kenar. 6 birim çıktı. Sorumuzun cevabı 6'ymış arkadaşlar. 9 numaraya geldim dostlar. Bakalım ne diyor. Evet 30 var. 30 burası, 40 burası, 30, 40, 50 üçgeni. 3, 4, 5'in katlarını vermiş. Tamam. A noktasında bulunan Ahmet. Şurada dik açıda Ahmet var. Çantasındaki bisküvileri yiyor. Ardından paketteki kırıntıları nehrin kenarına gidip balıklara yem maksadıyla nehre attıktan sonra paketi B noktasındaki çöp kutusuna atacaktır. En az kaç metre yürümelidir? İşte bu en az sorularında ne yapıyorduk dostlarım? Şimdi Ahmet önce buraya geldi. Buradan da tekrar B noktasına gelecek. X diyelim buna. Buna da Y diyelim. X artı Y yolunu yürüyecek. Bunun en az olmasını istiyor X artı Y'nin. Hemen simetri muhabbetine giriyorduk hatırlayın. Şimdi şu B noktasının tam buraya göre simetrisini alsak şöyle. Ahmet'in yürüyeceği yol işte buradaki X artı Y yolu olacak arkadaşlarım. Simetriyi alıp tam buraya olan uzaklığı kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum. B noktası ise buraya B üssü diyelim. İşte Ahmet'in yürüyeceği en kısa yol şuradaki yol oluyordu. Bu yol doğrusal olduğu zaman Ahmet en kısa yolunu yürümüş oluyordu. Şimdi biz bunu bulacağız dostlar. Peki nasıl bulacağız öğretmenim? Şimdi yine bir sürü diklik olduğu için A 90 B'lerimizi yazalım. A 90'dı burası. Şuraya da B kaldı. Bakın burada
Bu neydi büyük olan? 30-40-50 üçgeni. Yani 3-4-5 üçgeni. O zaman burası da 3-4-5 üçgeni. Bakın 10 olduğu için 6-8-10 üçgeni olacak burası da. Demek ki A'nın karşısı 6, B'nin karşısı 8 olacak. Büyük üçgenle direkt benzerlemeyi yapmadım uzun uzun arkadaşlar. Burası 6 ise burası da 6 geldi. Bizden x artı y'yi istiyor. O halde ben bu x artı y'yi bir dik üçgen içine sokayım diyorum. Şurada bir dik üçgen yaptım. Bakın şu dik üçgen bana soruyu çözdürecek. Tabii bunun için şimdi şurası 12 birim oldu. Şurayı ve burayı da bulmam lazım. Burası B açısıysa tersten bu da B. Bu da A olur dostlarım. Bakın yine bir AB 90. 90'ın karşısı 30. Şimdi burada 90'ın karşısı 10'du. Burada 30. Şu ikisi 3 katı muhabbeti var burada dostlarım. O halde 8 ise B'nin karşısı, burada da B'nin karşısı 24 olacak 3 katı. A'nın karşısı burada 6 ise burada da A'nın karşısı 18 olacak 3 katı. Şimdi dik üçgenimizi şuraya bir daha çizeyim de daha rahat görün siz dostlarım. Şöyle dik kenarlarını bir daha söyleyelim. Şurası 24 bulundu. Burası 18, 12 daha 30 bulundu. Biz burayı da x artı y dediğimiz yer. Şimdi Pisagor'u yapacağız. Ama yine büyük sayılar olduğu için ben büyük sayılarla muhatap olmayacağım. Hemen şuraya diyorum ki 24, 30, bir şey. Şimdi hemen bunların ikisi de 6'ya bölünüyor. Başka bölünüyor mu? Yok. Direkt 6'ya bölelim 4. 6'ya bölelim 5. Burası da soru işareti bölü 6 oldu. Şimdi Pisagor yaparsam 16, 25 daha 41. Demek ki kök 41 gelirdi şöyle olsaydı. Ama 6'ya böldüğüm için kök 41. Demek ki 6 katı olacak. 6 kök 41'dir. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı dostlar. Evet, güzel testti arkadaşlarım. Son test çok hoşuma gitti. Aşırı zor sorular var. Tam da böyle AYT soruları da olur bunlardan. Güzel TYT soruları da olur. Belirleyici sorular oldu arkadaşlarım. İyi de oldu bunu çözmemiz. Hadi bakalım bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın goberler.